Dolomitler'de dördüncü günümüzdeyiz. Bugün Bolzano'ya gidiyoruz. Bolzano'dan sonra Lake Carersi'ye gideceğiz. Yani Carezza Gölü'ne. Oradan da burada bir Türk köyü varmış. Eski Osmanlı döneminden işte gelmişler. Burada bir Türk köyü kurmuşlar. Oranın tarihini de oraya gidince anlatacağım. Bolzano'ya geldik. Burası Dolomitler bölgesinin büyük bir şehri. Şimdi şehrin meydanındayız. Keşfedeceğiz, tura çıkıyoruz. Sağlı sollu mağazaların olduğu bir caddeden yürüyoruz şimdi. Değişik bir mimarisi var. Avlu gibi her iki tarafta. Carpisa, İtalya'nın ünlü bir markası, çantacı. Bugün İtalya'ya geldiğimizi hissettik Bolzano'da. Karşıda Dolomitler manzarası. Bolzano böyle vadinin ortasında kurulmuş bir şehir gibi. Etrafı dağlarla çevrili. İtalyan mimarisi. Panjurlu pencereler. Rengarenk. Koridor gibi bir yerden bir arka sokağa geçiyoruz şimdi. Şimdi Bolzano'dan ayrıldık. Olturca'ya doğru gidiyoruz. Yani Türk köyü burası. Sonrasında oradan dönüşte de Carezza Gölü'ne uğrayıp dönüşe geçeceğiz. Dolomit bölgesi hep dağlık olan olduğu için çok fazla da tünelden geçiyorsunuz.
Yani hangi yıllarda, ne zaman yapıldı bu tüneller bilmiyorum ama yani birçok yeri birbirine bağlıyor, mesafeleri kısaltıyor. Sık sık tünele girip çıkıyoruz. İtalya'da yollarda radarlar çok fazla. Turuncu bir kutu var sağ tarafta genelde. Oradan otomatik hızınızı ölçüp ceza kesiyor sanırım. Az önce bahsettiğim radar işareti şu. Turuncu olan. İkine. Yolun sağındaki direklerde de hızınızı gösteren tabelalar var. Yine turuncu radar makinesi. Güzel manzaralar eşliğinde Alturka'ya doğru ilerliyoruz. Evet, solda da var. Yani yolu güzel gördüm, hız yapayım demeyin. Şu evlerin güzelliği inanılmaz ya. Rengarenk bu çiçekler nasıl canlı kalıyor bu kadar? Çiçeksiz ev yok yani. Avusturya ve Almanya'da da zaten hep böyle. Dağlara çıktık. Bolzano'dan Alturka'ya yani Türk köyüne yaklaşık bir saatte geldik. Yollar çok virajlı. Dağlara doğru tırmanıp tekrar inişe geçiyorsunuz. Şimdi otoparka park ettik arabamızı. Burada bir Türk Osmanlı heykeli varmış. Oraya doğru yürüyoruz. 5 dakikalık bir yolumuz var. Evet, Alturka'ya geldik. Burası İtalya'nın Trento şehrinde, Moneo kasabasında yer alıyor. Buranın hikayesi şöyle. İkinci Viyana kuşatmasında bir Yeniçerili asker yaralı olarak bu Alp Dağları'nın eteğine kadar geliyor. Burada bir kız ve erkek kardeşi onu yaralı olarak vuruyor, tedavisini yapıyor. İyileştikten sonra da buralı bir kızla evleniyor. İsminin Hasan olduğu söyleniyor. Sonuç olarak burada İtalya'nın Moneo kasabasında Alturka denilen bir bölge olarak kalmış oluyor. Rivayetlere göre de hala o Türk gelenek ve göreneklerinin devam ettiği söyleniyor. Hasan bu galiba.
Bu inşaat da bozmuş görüntüyü ama bu çeşme 1922'de yapılmış. Da Yeniçeri Hasan. Sonuç olarak biz bu aynayı çok beğendik. Alp Dağları'nın eteğini kurulmuş, içinden nehir geçen, kendine has ruhu olan güzel sevimli bir kasaba. Bu arada arabamız 5 gündür o kadar dağ bayır tırmandık. Tertemiz yani, etrafta hiç toz yok. Kareza Gölü'ne geldik. Şuradan içeride otopark alanı var. Oraya arabamızı park ettik. Göl de hemen bu tarafta. Merdivenle aşağı ineceğiz. Ve işte bu güzellik. Suyun rengine bakar mısınız? Lake Karersi, diğer ismiyle Kareza Gölü. Bugünkü programımızı tamamladık. Şimdi Kareza Gölü'nden otelimize doğru güzel manzaralar eşliğinde yolculuğumuz devam ediyor. Birkaç gündür aklımızda olan otelin pizzalarını deneyimleyeceğiz. Bugün biraz daha erken varmayı planlıyoruz. Otelde görüşmek üzere. Bir
İlk gün söylemiştim. Burada kaldığımız otelin pizzası meşhur diye. Bu akşam deneme fırsatı bulduk. Şimdi tadacağız. Gayet de güzel duruyor. İnce hamurlu. Margarita ve vejetaryen sebzeli söyledik.